Selamünaleyküm arkadaşlar. İzmir'den, net bilgisayardan değil, bugün evden sizlerle bir çekim yapmaya çalışacağız bugün. Kanalımıza bir göz atalım. Arkadaşlar, sayenizde bugün itibariyle şöyle baktığımda kanalımızın 1.241.086 izleyiciye ulaşmış bulunmaktadır. 3.437 de abonemiz oldu. Şöyle bir sıkıntı var yalnız arkadaşlar. Ben zaman zaman yemek videoları da atıyorum. Burada kızıyorlar bana, yemek videoları niye atıyorsun? Arkadaşlar, benim kanalım zaten başlığı öyleydi. Baştan söylemiştim ben. Ben aşçı olduğum için, yani mesleğim, asıl mesleğim emekli bir aşçıyım. Onun için yani yemek, elektronik, deney, bu tarz videolarımız üst üste aynı kanalda yayınlamaya çalışıyorum. Ayrı kanal açmamı da isteyenler var. Bilmiyorum, ben bu şekilde tutturdum şu anda. İleride bakarsın, yemek kanalını ayırabilirim. Dışarıdan çektiğiniz videoları ekran kamerasıyla çektiğimiz videolarla nasıl birleştiririz? Onunla ilgili birkaç yorum geliyor epeyden beri. Şimdi dışarıdan şu anda ben kamerayla çekiyorum bu görüntüyü. Bunu ekran kamerasıyla birleştirip bir video haline nasıl getiririz? O konu hakkında birkaç video düzenleme programı var. Bunlardan başta gelen Vegas oluyor. Camtasy Studio var. Ben onunla genelde çalışıyorum. Bugün isterseniz şimdi şu çektiğim videoyu bir de içeriden bir video çekelim. Onları birleştirelim. Hem kanaldan gelen istekleri yerine getirmiş oluruz. Hem de bir faydamız olur insanlara diye düşünüyorum. Girelim bilgisayarımızdan. Şimdi programımızı çalıştırıyoruz. Şimdi bu aşamadan sonra biz dış iç kameraya geçiyoruz. Webcam'den çekimimizi yapmaya başlayacağız. Daha sonra bu dışarıdaki çekimle içerideki çekimi birleştireceğiz. Aynı video içerisinde yayınlayacağız. Onu nasıl yaparız? Bilgim dahilinde, dediğim gibi arkadaşlar, şunu da her zaman söylüyorum. İlkokul mezunuyum. Ben köyde okumuşum. Herhangi bir eğitimim yok. Bilgisayar eğitimi, yazılım eğitimi, donanım, teknik, hiçbir eğitimim yok. Sadece göz yordamı, el yordamı ile öğrendim. Kendi çabamla öğrendim bunları. Yani herkes oturup bilgisayardan okey oynuyor. Facebook'ta orada burada fink atıyor. Ben o işlerle hiç uğraşmıyorum. Sadece bilgisayarla ilgili konularla ilgili araştırmalar yapıyorum. Tamir olsun, yazılım olsun, işte böyle düzenleme programları olsun, Photoshop olsun. İnsanlar istediği sürece kendini yetiştirebiliyormuş. Ben onu kanıtlamaya çalışıyorum. Yani çocuklara, gençlere örnek olmaya çalışıyorum. Geçtik bilgisayarın içerisine. Buradan çekime devam edeceğiz. Şimdi buradan çalışacağımız videoyu seçiyoruz. Öncelikle techsmith.com'dan demosu mevcut. Bu programı indirip kurabilirsiniz bilgisayarınıza. Basit bir program. Kullanması çok kolay. Import medyadan giriyoruz. Bizim kullanacağımız dosyayı seçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada demin çektiğimiz dış çekimimiz var. Kameradan çektiğimiz. Onu sağ tıklayarak aşağıya bantımıza indiriyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim demin çektiğim videoyu bayağı bir uzundu. Burada düzenledim, editledim bir şekilde. Şimdi biz bunu öncelikle şöyle şuradan bir bilgisayarımıza tekrardan kaydediyoruz. MP4 seçeneğini seçiyoruz. 1080p olması gerekiyor bizim. Çünkü Full HD çektik burada. Burada şöyle bir durum da var. İstediğiniz formata dönüştürebilirsiniz. Direkt YouTube'a da yükleyebilirsiniz. 480p, 720p gibi özellikler de burada mevcut. MP4 1080p seçiyorum. İleri diyoruz. Burada çekim diyelim. Çekim 1 diyelim. Bunu önce bir masa üstüne kaydedelim. İlk videomuz ham hali 1.99, yani 2 GB'da aşağı yukarı. Biz bu program sayesinde çekim yaptık. Ve
2 GB'ı 147 MB'a düşürmüş olduk. MP4 yaptık yani. Şimdi biz bunları bu çektiğim videoyla birlikte nasıl bir araya getireceğiz? Bu konu hakkında birkaç ipucu vermeye çalışacağım. Öncelikle bu çekimi burada sonlandıracağım ki şuradan sonlandıralım. Buradan sonlandırdıktan sonra bu masa üstünden çektiğim web kameradan çektiğim videoyla dışarıdan çektiğim videoyu aynı video içerisine ekleme yapacağız. O konu hakkında nasıl yollar izleyeceğiz? İzleyelim, görelim arkadaşlar. Şimdi buradan stop'u tıkladığım zaman şurada gördüğünüz gibi bir ekran açılıyor. Bu şu anda masa üstündeki bizim görüntü Şimdi buradan videomuz. Bunu burada sağ edit diye bir sekme var. Ona tıkladığımız zaman bize nereye bunu kaydedelim diye soru söylüyor. Masa üstünü tıkladığımız zaman kaydet diyelim ve iç çekimci isimlendirelim. Daha sonra kaydedelim. Şimdi bizim web kameradan çektiğimiz görüntüyü tekrardan bize geri verdi. Camtasya stüdyonun içerisine gireceğiz. Burada gördüğünüz gibi böyle bizim ekrandan çektiğimiz görüntü belirdi. Evet, şimdi arkadaşlar geçtik bilgisayarın içerisine. Buradan çekime devam edeceğiz. Şimdi bu bizim ekran görüntümüz. Gördüğünüz gibi bunu istediğimiz yere konumlandırabiliyoruz ve tutup çekebiliyoruz. Yalnız bunun seçili olması lazım. Şuraya tıkladığımız zaman ekran seçili oluyor. Gördüğünüz gibi. Videonun üzerine tıkladığımız zaman bunu istediğimiz sağ köşeye, sol köşeye, ortaya, buraya, ortaya, nereye isterseniz oraya konumlandırabiliyorsunuz. Şuradaki noktalardan çekip bunun boyutlarıyla da oynayabiliyoruz bir şekilde. Şimdi diyelim ki buraya başka bir anlatım yaparken video koymamız gerekiyor. Oradan import medyadan giriyoruz. Bizim masa üstünde yaptığımız çalışma var. Çalışmanın içerisindeki videoyu tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra sağ tıklayıp burada benim İngilizcem yok. Affedin beni. Timelin Ad Player diye bir şey var. Oraya tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim videomuz geldi. Ekran videosunun üzerine kondu. Bunu nasıl çözeceğiz? Hemen buradan köşeden noktacık var. Görüyorsunuz şuradan. Bunu istediğimiz şekilde konumlandırıyoruz. Boyutunu ayarlıyoruz. İstediğimiz yere koyuyoruz. Sağa, sola, üstte, ortaya, nereye istersek oraya koyuyoruz. Bu şekilde videomuz anlatırken o videoda orada oynayacaktır. Bunu istersek parça parça da oynatabiliriz. Yani aralarda böyle kesip onu da şimdi tarif edeceğim ben size. Bunlar birbiri üstüne bindiler. Buradaki şöyle bir olay var arkadaşlar. Diyelim ki biz bu videoyu bu çekimin sonuna ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi iç çekimde kamera iç kameradan çektiğimiz videoda 3 adet satır oluştu. Bunlardan alttaki satır sesimizi alıyor arkadaşlar. Ortadaki ekran görüntümüzü alıyor. Üstteki de bizim kamera görüntümüzü alıyor. Yani burada hangi ses üzerinde ve ekran görüntüsü üzerinde, kamera görüntüsü üzerinde işlem yaptığımız zaman buradaki satırların seçili olmasına dikkat ediyoruz. Diyelim ki bizim bu videonun devamına aktarmak istiyoruz. Birleştirmek istiyoruz. Bunun için yapmamız gereken arkadaşlar şöyle videomuzu çekiyoruz. Şuradaki videonun hemen peşine biriktiriyoruz, birleştiriyoruz. Buradaki video bittiği zaman zaten direktmen buraya geçecektir. Daha sonra burada boyutunu istediğimiz şekilde ayarlayabiliriz. Şöyle çekerek. Buradan sonra kesiyoruz. Buraya kadar gelen videoda gördüğünüz gibi şu videomuz bu sol köşedeydi, sağ köşedeydi. Sola almamız gerekiyor. Çünkü buradaki çalışmayı görebilmemiz açısından solda olması gerekiyor. Burayı sağ tıklayıp S tuşuyla kestikten sonra şuradaki kestiğimiz bölümdeki video sadece sol tarafta bu saatten sonra oynayacak. Çünkü evet gibi arkadaşlar videonun baştan sona kadar burada gelen şu köşede gelen görüntüsü buradaki bizim Camtasia Stüdyo'nun arayüzü geldiği zaman burada olması gerekiyordu.
Onu gördüğünüz gibi böyle kesip bu tarafa çekiyorsunuz. Bu olduğu gibi, dediğim gibi, istediğiniz yere alabiliyorsunuz. Yani seçili olduğu zaman bu video üzerine istediğiniz tasarrufu yapabiliyorsunuz. Daha sonra zaten öbür videoya geçecektir ve büyük ekran, tam ekrana girecektir videomuz arkadaşlar. Burada da mesela şu başta biraz boşluk bırakmışız biz selamlaşmada. Şu kısma gelip S tuşuyla kesiyoruz. Şu kısmı işaretliyoruz. Gördüğünüz gibi mavileşti. Delete yapıp o kısmı siliyoruz. Direkt buradan selama girmiş olacağız. Beklemeden. Selamünaleyküm arkadaşlar. İzmir'den net bilgisayardan değil bugün evden. Bu Sizlerle şekilde çalışıyorum. arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada iç çekimde yaptığımız videoyu bir video eklememiz gerekiyor. Buradan import medyadan girip herhangi bir videoyu seçmemiz yeterli olacaktır arkadaşlar. Daha sonra o videoyu burada istediğimiz zaman kesip, mesela şu videodan bir parça keselim şöyle sonunda. Çok basit. S tuşuna basıyoruz ve ayrılıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunun bütünlüğünü bozmamak için, çünkü bu video devamı bize lazım buranın. Kopya yapıyoruz. Bu videoyu sessiz bir şekilde, diyelim ki burada bir yerde göstermek istiyoruz arkadaşlar. Şöyle öncelikle boyutunu küçültmemiz gerekiyor tabi. Şöyle fazla yer kaplamaması lazım. Çünkü buradaki çalışma alanımızı kapatacaktır. Güzel durmayacaktır. Bu videoyu burada bir yerde göstermek istiyoruz diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi seçtik, buraya attık. Bunu istediğimiz şekilde de döndürüp ters, yan, düz, istediğimiz şekilde şu ortadaki noktacıklardan döndürebiliyoruz. Ses çıkmamasını istiyoruz diyelim videodan arkadaşlar. Burada hemen Audi sekmesini tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi yeşil bir alan oluştu. Bu seslerin olduğunu anlamına geliyor. Yeşil alan üzerine sadece bu bölüm için geçerli, tabi şu video için geçerli. Sağ tıklayıp şurada siparete video, ant video diyor. Yani bunu tıkladığımız zaman o sesi videodan atmış oluyor. İngilizcesi olanlar bunu anlamıştır. Ben bu kadar anlatabiliyorum. Delete ile sildiğimiz zaman arkadaşlar, gördüğünüz gibi bizim bu videomuz ses bir şekilde sunacağız. Konuyla ilgisi varsa tabi. İstediğimiz köşede bu videoyu. Kullanacağımız Yani dört şey. video üzerine video eklemek arkadaşlar böyle oluyor. Yani şuradan kestiğimiz parçayı kopyaladık, getirdik. İstediğimiz videonun istediğimiz bölümüne, sonuna, başına, ortasına, nerede geçme, bu konunun geçtiği hangi bölüm varsa oraya getirip Söz. orada şöyle istediğimiz konuma bunu yerleştirmemiz mümkün arkadaşlar. Evet. Böyle arkadaşlar, yani video üzerine ayrı bir video, resim ekleme de olabilir. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Kısacası, yani dışarıdan kamerayla çektiğimiz bir videoyla iç kamerayla çektiğimiz bir videoyu nasıl birleştiririz, üzerinde nasıl çalışırız, keseriz, kısaltırız. Onunla ilgili bir çekimimiz oldu. Bu çekimde burada sonlandırırken İzmir'den net bilgisayardan herkese Allah'a ısmarladık diliyorum. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir dahaki çekimlerde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.